Değerli öğrenciler merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bilgiyi paylaşmak adına kanalıma abone olmayı, videolarımı arkadaş gruplarınızda paylaşmayı, yine videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum. Sevgili öğrenciler, bir önceki videoda etken çatılı cümle ve edilgen çatılı cümle konusunda size bilgi vermiştim. Bu videomda nesne yükleme ilişkisine göre geçişli çatılı cümle ve geçişsiz çatılı cümle hakkında size örneklerle bilgi vereceğim. Hepinize iyi dersler olsun. Sevgili öğrenciler, bir önceki videomda cümleyi fiilde çatı yönünden ikiye ayırmıştım. A özne yükleme ilişkisi demiştim. Etken çatılı cümle ve edilgen çatılı cümle diyerek tekrar ikiye ayırmıştım. Yüklemin bildirdiği işi yapan bizzat belli ise, gizli özne de olsa işi yapan bizzat belli ise, özne, gerçek özne ise biz o cümlelere, fiillere, yüklemlere etken çatılı cümle derdik. Yüklemin bildirdiği işi yapan belli değilse, yani iş başkası tarafından yapılmışsa biz o cümlelere ne diyorduk? Edilgen çatılı cümle diyorduk. Bugünkü konumuz nesne yüklem ilişkisi. Arkadaşlar, etken çatılı cümle ve edilgen çatılı cümleleri bulabilmek için özneyi çok iyi bilmemiz gerekiyordu. Geçişli çatılı cümle veya geçişsiz çatılı cümleyi de bulabilmek için nesneyi çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Belirtili nesne ve belirtisiz nesnenin sorularını bilmemiz gerekiyor. Şimdi nesne yüklem ilişkisine göre ikiye ayırıyoruz cümlemizi. Geçişli çatılı cümle ve geçişsiz çatılı cümle. Peki bir demişim buraya, geçişli çatılı cümle. Hangi geçişli çatılı cümle, hangi geçişli çatılı fiil ya da geçişli çatılı yüklem? Bunların üçü aynı anlama geliyor arkadaşlar. Peki geçişli çatılı cümle nedir? Nesnesi olan arkadaşlar. Bakın tür önemli değil. Belirtili nesne olur, belirtisiz nesne olur. Hiç önemli değil. Yeter ki bunların ikisi bir arada olmasın arkadaşlar. Yani bir cümlede hem belirtili nesne hem belirtisiz nesne olacak diye bir kural yok. Değerli arkadaşlar, nesnesi olan ya da nesnesi açıkça yazılmayıp nesne alabilen fiillerdir. Bakın güzel bir not var burada. Nesnesi olan ya da açıkça nesnesi olmayıp da nesne alabilen fiillerdir. Şimdi ben bunu örnekler üzerinde değerlendireceğim. Peki ben hangi soruları sorunca fiilin geçişli olduğunu anlarım? Not var burada. Kısaca demişim, neyi, kimi, ne sorularına cevap veren fiillerdir demişim. Değerli arkadaşlar, neyi, kimi, ne sorularına cevap veren fiiller geçişli çatılı fiiller oluyor. Şimdi pratik bir çözümü var mı bunun? Var arkadaşlar. Bir fiilin geçişli olup olmadığını anlamanın en kolay yolu yüklemin başını, onu, sözcüğünü, zamirini getirip okumaktır demişim. Anlamlı bir bütün yargı elde ediyorsak, anlamlı bir bütün yargı yani sonuç elde edebiliyorsak o cümle geçişli çatılı cümledir arkadaşlar. Anlamsız bir bütün sonuç yargı elde ediyorsak arkadaşlar cümlemiz geçişsiz çatılı cümledir. Şurada da zaten yazıyor arkadaşlar. Onu zamiri getirdiğimizde anlamlı bir yargı bir bütün elde edemiyorsak cümle geçişsiz çatılı cümledir. Şimdi örnekler üzerinden konumuzu değerlendirelim, pekiştirelim. Hemen örneklerden başlayalım. Ünlü yazar son kitabını okuyor. Okuyor yüklemdir arkadaşlar. Çekimli fiil görevindedir. Nedir çekimli fiil? Fiilin zaman eki yani kip eki ve şahıs eki almış haline biz çekimli fiil deriz. Çekimli fiil varsa bir cümlede o kelime yüklem görevindedir. Your şimdiki zaman eki. Okuyan kim? Ünlü yazar. Bakın okuyan kim? Ünlü yazar. Özne oluyor. İşi yapan belli etken. Ünlü yazar neyi okuyor? Bakın neyi? Belirtin nesnenin sorusu. Neyi okuyor? Son kitabını. Nesne var mı arkadaşlar? Var. O zaman bu cümlemiz geçişli çatılı cümle ya da geçişli çatılı fiil yüklem. Fark etmiyor. Arkadaşlar şuraya bir onu zamiri getirelim sözcüğü. Anlamlı olunca geçişli oluyor fiilimiz. Onu okuyor oluyor mu? Oluyor. O zaman arkadaşlar okuyor fiili geçişli oluyor. Hemen ikinci örneğimize gelelim. Erciyes Dağı bizi selamlıyordu. Selamlıyordu yüklem. Peki çekimli fiil. Yor şimdiki zaman eki. Du görülen geçmiş zaman eki. Selamlayan ne? Erciyes Dağı özne. Bakın selamlama işini yapan belli. Erciyes Dağı yine etken oluyor. Peki kimi selamlıyordu? Bizi. Bakın nesne açıkça yazılmış buraya. Nesne var cümlede. Peki onu selamlıyordu oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Onun zamirini getirince de anlamlı bir bütün elde ediyorum. Haliyle hem nesne var hem de onun zamirini getirebiliyorum. Geçişli çatılı fiil cümle yüklem oluyor. Çarşıdan çizgi roman aldım. Aldım yüklem. Alan kim? Ben. Bakın gizli özne etken işi yapan belli çünkü. Ben ne aldım? Çizgi roman aldım. Ne sorusu? Belirtisiz nesneyi bulduruyor arkadaşlar. Geçişli çatılı cümle. Onu aldım oluyor mu arkadaşlar? Tabii ki oluyor. Onu aldım da anlamlı oluyor. Yine geçişli oluyor cümlemiz. Fiilimiz, yüklemimiz. Tiyatroda Ali'yi gördüm. Gördüm yüklem. Gören kim? Ben. Yine gizli özne. Bakın işi yapan belli. Görme işini yapan belli. Etken oluyor. Ben kimi gördüm? Ali'yi. Bakın nesne var. Açıkça yazılmış. Geçişli. Onu gördüm diyebilir misiniz? Tabii ki diyebilirsiniz. Onu ifadesi geliyor arkadaşlar. Fiilin başına, yüklemin başına ve anlamlı oluyor. Yine geçişli oluyor. Aslında orada onu derken arkadaşlar Ali'yi kastediyor. Bereketli sofralar sunardı yıldızı bol gökler. Şimdi sunardı arkadaşlar yüklem çekimli fiil. Sunan ne?
Sunan ne? Yıldızı Bolgökler arkadaşlar, özne. Sunan ne? Yıldızı Bolgökler. Yıldızı Bolgökler ne sunardı? Bereketli sofralar arkadaşlar. Belirtisi nesne. Nesnesi açıkça var arkadaşlar. Cümlenin geçişli çatılı cümle. Onu sunardı oluyor mu arkadaşlar? Onu sunardı. Tabii ki oluyor. Anlamlı oluyor. Yine geçişli. Aslında arkadaşlar onun zamirini cümledeki nesne yerine getirin. Anlamlı oluyor. Şöyle yapalım. Onu sunardı Yıldızı Bolgökler. Veya tiyatroda onu gördüm. Veya çarşıda onu aldım. Veya LGS'de onu selamlıyordu. Veya ünlü yazar onu okuyor. Bakın nesne yerine onun zamirini getirin arkadaşlar. Anlamlı oluyorsa geçişli oluyor. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Duyar mısınız? Yüklem. Duyacak olan kim? Siz. Gizli özne. Peki siz neyi duyar mısınız? Sesimi arkadaşlar. Sesimi. Belirtin nesne. Onu duyar mısınız? Oluyor mu? Tabii ki oluyor. Geçişli oluyor arkadaşlar. Bahçedeki arabaların hepsini yıkamış. Yıkamış Yüklem. Yıkayan kim? O. Gizli özne. Bakın. Şey yapan belli etken. O neyi yıkamış? O neyi yıkamış? Bahçedeki arabaların hepsini. Bakın belirtin nesne. Nesne açıkça yazılmış. Yine ne oluyor? Geçişli oluyor. Onu yıkamış oluyor mu? Oluyor. Anlamlı oluyor. Yine geçişli fiil. Kendi kafanla düşünmeyi öğrenmelisin. Öğrenmelisin Yüklem arkadaşlar. Öğrenecek olan kim? Sen. Sen öğrenmelisin gizli özde. Sen neyi öğrenmelisin? Kendi kafanla düşünmeyi arkadaşlar. Bakın belirtin nesne var. Neyi sorusu? Belirtin nesneyi bulduruyor. Onu öğrenmelisin oluyor mu? Oluyor. Geçişli cümlemiz var yine burada. Fiilimiz var. Sadece ben hayatımı değiştirebilirim. Değiştirebilirim arkadaşlar Yüklem. Değiştirebilecek olan kim? Ben. Gizli özne arkadaşlar. Ben neyi değiştirebilirim? Hayatımı. Bakın belirtin nesne var yine. Onu değiştirebilirim oluyor mu? Tabii ki oluyor. Yine cümlemiz geçişli fiil. Yüklemimiz geçişli Yüklem arkadaşlar. Beni yıkmayan her şey beni güçlendirir cümlemize gelelim. Güçlendirir Yüklem. Güçlendiren ne arkadaşlar? Beni yıkmayan her şey. Peki özne oluyor. Kimi güçlendirir? Beni güçlendirir arkadaşlar. Bakın belirtin nesne var. Kimi sorusu belirtin nesneyi buluyor. Nesne zaten açıkça yazılmış. Beni yıkmayan her şey onu güçlendirir oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Fiilimizin başına onun zamirini de getirebiliyoruz. Yine geçişli oluyor. Tatlı söz söyleyen kötü söz işitmez. İşitmez Yüklem arkadaşlar. İşitmeyecek olan kim? Tatlı söz söyleyen özne. Peki etken oluyor. Çünkü işi yapan belli. İşitme işi yapan kim? Tatlı söz söyleyen. Peki tatlı söz söyleyen ne işitmez? Kötü söz işitmez arkadaşlar. Belirtisiz nesne. Kötü sözü dese belirtili nesne oluyor. Buradaki nesnemiz de arkadaşlar açıkça yazılmış. Açıkça yazıldığı için zaten cümlemiz ne oluyor? Geçişli çatılı cümle oluyor. Onu işitmez olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Onu işitmez ifadesi de anlamlı oluyor. Yani buraya kadar örneklerimiz hep neymiş? Geçişli çatılı cümleymiş. Arkadaşlar 3 farklı örneğim var. Kedi kapıda bekledi. Bekledi Yüklem. Bekleyen ne? Kedi özne. Bekleme işini yapan belli. Kedi özne etken. Kedi nerede bekledi? Kapıda bekledi. Yer tamlayıcısı. Peki nesne var mı? Yani nesne açıkça yazılmış mı? Belirtilmiş mi bu cümlede? Hayır. Geçişsiz mi oluyor? Arkadaşlar geçişsiz olmuyor. Geçişli oluyor. Peki niye geçişli oluyor? Çünkü ben bu cümleye nesne getirebilirim. Kedi onu bekledi diyebilirim. Kedi kapıda onu bekledi diyebilirim. Veya kedi kapıda yemeğini bekledi diyebilirim. Veya kedi kapıda suyunu bekledi diyebilirim. Her durumda mesela suyunu yazsam şuraya, suyunu kelimesini getirsem, neyi bekledi diye Yükleme sorsam, suyunu kelimesinin altını çizeceğim ve belirtin nesne diyeceğim. Yine geçişli oluyor arkadaşlar, unutmayalım. Zaten bakın fiilin başına onu zamirinde getirebiliyorum. Onu bekledi anlamlı oluyor. Yani nesne açıkça yazılmamış ama ben bu cümleye nesne getirebildiğim için arkadaşlar cümlemiz geçişli oluyor. Aynı durum ikinci örnekte de var. Sen de aramalısın. Aramalısın Yüklem arkadaşım. Arayacak olan kim? Sen de özne. Peki bakın nesne var mı? Açıkça yazılmış mı? Yazılmamış ama kimi aramalısın? Onu aramalısın. İşte kardeşini aramalısın. Ali'yi aramalısın, Mehmet'i aramalısın, Ayşe'yi aramalısın. Yani ben nesne getirebiliyorum bu cümleye. Nesne getirebildiğim için cümlem yani fiilim, yüklemim ne oluyor yine arkadaşlar? Geçişli çatılı cümle, fiil, yüklem oluyor. Zaten onu aramalısın ifadesi de bakın anlamlı bir şekilde hemen fiilden önce gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü örneğime bakalım. Top oynarken görmüşler, görmüşler Yüklem. Gören kim? Onlar gizli özne. Peki onlar ne zaman görmüşler? Top oynarken bakın zarf tamlayıcısı. Peki nesne var mı cümlede yine açıkça yazılmış mı? Yazılmamış. Geçişsiz mi? Hayır geçişli. Niye? Kimi görmüşler bakın. Ali'yi görmüşler, Mehmet'i görmüşler, öğretmeni görmüşler, müdürü görmüşler. Yani ben bu cümleye nesne getirebiliyorum. Nesne ekleyebiliyorum.
Mesela onu yazabilirim buraya. Başka Ali'yi yazabilirim. Başka ne yazabilirim? Müdürü yazabilirim arkadaşlar. Yani sen oraya açıkça nesne ne yapabilirsin? Getirebilirsin. Zaten görmüşler fiilin başını, onun zamirini getirin. Anlamlı oluyor. Onu görmüşler. Bakın. Yani cümlem ne? Yani cümlem ne oldu arkadaşlar? Yüklemim ne oldu fiilin? Geçiş çatılı cümle, fiil yüklem oldu. Zaten bunu az önce ben geçişi çatılı fiillerin tanımını yaparken size söylemiştim. Nesnesi olan, bakın açıkça nesnesi olan ya da nesne alabilen fiillerde cümleler demiştim. Dikkat edin. O tanım çok önemli arkadaşlar. Bazen tanımların iyi öğrenilmesi gerekiyor. 2. Geçişsiz çatılı cümle arkadaşlar. Geçişsiz çatılı cümle demek, geçişsiz çatılı fiil demek, geçişsiz çatılı yüklem demek. Daha önce bu konu hakkında size bilgi vermiştim. Nesnesi olmayan, yani belirtili nesnesi veya belirtisiz nesnesi hiç fark etmez. Ya da nesne alamayan fiillerdir, cümlelerdir demek istiyor arkadaşlar. Cümlede nesne yok ya da cümlemiz nesne almıyor, alamıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Belirtili nesnesi veya belirtisiz nesnesi olmayacak fiilin, cümlenin, yüklemin. Kısaca demişim, burada bir not var. Neyi, kimi, ne sorularına cevap vermeyen fiillerdir demişim arkadaşlar. Bakın vermeyen demişim, kırmızı, dikkat edin. Neyi, kimi sorusu belirtili nesneyi bulduruyor. Ne sorusu belirtisiz nesneyi bulduruyor sevgili öğrenciler. Yani belirtili nesne ya da belirtisiz nesne olmayacak. Ali akşama kadar uyumuş. Uyumuş yüklem. Uyuyan kim? Ali arkadaşlar, özne. Ne zamana kadar? Akşama kadar, zarf tamlayıcısı. Neyi uyumuş, kimi uyumuş, ne uyumuş cevap da alamıyorum. Demek ki bu cümlemiz geçişsiz. Onu uyumuş ifadesini getirelim arkadaşlar. Yani onu zamirini getirelim. Anlamlı oluyor mu? Tabii ki anlamsız oluyor. Yine geçişsiz oluyor. Onu getirince ne oluyordu arkadaşlar fiilin başına? Geçişli oluyordu. Akşama doğru bize geldiler. Geldiler yüklem. Gelen kim? Onlar. Peki ne zaman? Akşama doğru arkadaşlar. Zarf tamlayıcısı kime? Bize. Yer tamlayıcısı. Neyi geldiler? Kimi geldiler? Ne geldiler? Olmuyor arkadaşlar. Bakın nesnesi yok cümlenin. Çünkü nesnenin sorularına cevap vermiyor fiil. Onu geldiler ifadesi anlamlı oluyor mu? Tabii ki anlamsız oluyor. Geçişsiz çatılı cümle. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Çıkacaksın yüklem arkadaşlar. Devrik cümle, çekimli fiil. Çıkacak olan kim? Sen, gizli özne. Nasıl çıkacaksın? Ağır ağır zarf tamlayıcısı. Nereden? Bu merdivenlerden. Yer tamlayıcısı. Neyi çıkacaksın? Kimi çıkacaksın? Ne çıkacaksın? Oluyor mu? Yani bu sorulara cevap verebilen bir nesne var mı? Hayır arkadaşlar. Peki onu çıkacaksın? Onu çıkacaksın ifadesi de anlamsız oluyor. Haliyle yine ne oluyor arkadaşlar? Cümlemiz geçişsiz çatılı cümle oluyor. İki gün yağmur yağdı. Yağdı yüklem. Yağan ne arkadaşlar? Yağmur, özne. Ne zaman? İki gün. Peki neyi yağdı? Kim yağdı? Ne yağdı? Olmuyor arkadaşlar. Bakın ne yağdı diye sorarsanız yanlışlıkla özne yerine nesne dersiniz arkadaşlar. Bu nedenle önce özneyi bulacaksınız. Öznenin sorusu ne ile belirtisi nesnenin sorusu ne aynı. Sizler karıştırmamak için önce özneyi bulacaksınız. Yağdı yüklem. Yağan ne? Yağmur, özne. Ne zaman? İki gün. Neyi yağdı, kimi yağdı, ne yağdı sorularına cevap alamıyorum. Zaten onu yağdı ifadesi de anlamsız oluyor. Dikkat edin, yine geçişsiz. Güneş dağların arkasından doğuyor. Doğuyor yüklem. Doğan ne? Güneş. Bakın özne, gerçek özne. Nereden doğuyor? Dağların arkasından, yer tamlayıcısı. Neyi doğuyor, kimi doğuyor, ne doğuyor? Bakın bu soruların cevabı yok. Dolayısıyla cümlemiz geçişsiz oluyor. Zaten onu doğuyor ifadesi de anlamsız oluyor. Hemen başına onu zamirini getirin fiilin. Bakın anlamsız bir bütün elde ediyorum. Anlamsız olunca fiilimiz geçişsiz oluyor. Anlamlı olunca fiilimiz geçişli oluyordu. Hayat bir masala benzer. Benzer yüklem arkadaşlar. Benzeyen ne? Hayat, özne. Hayat neye benzer? Bir masala, yer tamlayıcısı. Neyi benzer, kimi benzer, ne benzer? Yok arkadaşlar. Bakın ne benzer sorusu önce özneyi bulduruyor, unutmayın. Nesne daha sonra, önce özneyi bulacaksın sen. Öznenin sorusu ne ile belirtisiz nesnenin sorusu ne aynı. Karıştırmamak için önce özneyi bulacaksınız. Benzer yüklem, benzeyen ne? Hayat. Onu benzer ifadesi zaten olmuyor arkadaşlar. Bakın onu benzer olmuyor, ona benzer oluyor arkadaşlar. Bazı öğrenciler diyor ki hocam ona gelmez mi? Gelmez arkadaşım. Ona zamirini getirsen bu A, E arkadaşlar haleki oluyor. Yer tamlayıcısı görevinde oluyor. Şimdi onun zamirinde arkadaşlar U var. Bakın U belirtme haleki var. Bunu unutmayın. Aslında zamirimiz odur. Unutmayalım. Kişi zamiri ya da işaret zamiridir. Arada bir kaynaştırma harfi var. En sondaki U belirtme halekidir arkadaşlar. Belirtme haleki alan isimlere biz belirtir nesne diyoruz. Unutmayın bunu. Bu çok önemli bir konudur. Şans yalnızca hazır olan zihinlere güler. Güler yüklem arkadaşlar. Gülen ne? Şans. Peki özne neye güler? Yalnızca hazır olan zihinlere güler arkadaşlar. Veya kime güler diyelim. Neye desek daha iyi oluyor? Yer tamlayıcısı.
Nesne var mı? Neyi güler? Kimi güler? Ne güler? Bakın ne güler diye sormayın. Az önce söyledim. Gülen ne şans. Önce özneyi bulacaksınız. Öznenin sorusu ne ile belirtisi nesnenin sorusu ne aynı. Karıştırmamak için önce özneyi bulacaksın. Onu güler ifadesi oluyor mu? Tabii ki olmuyor. Yine geçişsiz. Düşlerdeki yaşam düşüncelerde başlar demişim. Başlar yüklem. Başlayan ne? Düşlerdeki yaşam özne. Nerede başlar? Düşüncelerde yer tanımlayıcısı. Neyi başlar, kimi başlar? Oluyor mu? Olmuyor. Onu başlar ifadesi oluyor mu? Anlamlı mı? Anlamsız. Anlamsız bir yargı oluştu. Haliyle yüklemimiz, fiilimiz, cümlemiz ne oluyor arkadaşlar? Geçişsiz çatılı cümle oluyor. Sevgili öğrenciler, iki soru çözerek konumuzu pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem geçişsiz bir fiildir demiş. Yani yüklemi nesne alıp alamayacağına bakacağım. Nesne alıyorsa geçişli, alamıyorsa geçişsiz oluyor. Ya da fiilin yani yüklemin başına onu zamini getirin. Anlamlı bir bütün elde ediyorsanız geçişli. Anlamsız bir bütün elde ediyorsanız geçişsiz. Tabii ki önce ögelerini ayırın derim. Yatmadan önce bir bardak süt içiyorum. İçiyorum yüklem. İçen kim? Ben. Gizli özne. Ben ne içiyorum? Bir bardak süt. Belirtisiz nesne arkadaşlar. Yani bu cümlemiz, fiilimiz geçişli oluyor. Çünkü nesne açıkça yazılmış. Ve gazetenin ilk sayfasındaki haberleri mutlaka okur. Okur yüklem arkadaşlar. Okuyan kim? O. O yine ne oluyor arkadaşlar? Gizli özne oluyor. Mutlaka zarf tamlayıcısı. O neyi okur arkadaşlar? O neyi okur? Gazetenin ilk sayfasındaki haberleri belirtili nesne. Haliyle cümlemiz yine ne oluyor? Nesne aldığı için geçişli oluyor. C. Kitaplarını ve defterlerini çabucak topladı. Topladı yüklem arkadaşlar. Çekimli fiil. Toplayan kim? O. Yine gizli özne. O neyi topladı? Kitaplarını ve defterlerini. Yine belirtili nesne. Neyin sorusu? Belirtili nesnenin cevabıdır. Yine ne oluyor? Fiilimiz geçişli oluyor. Nesne aldığı için çabucak zarf tamlayıcısı oluyor. Demek ki arkadaşlar cevabımız Denizli'ymiş. Hastalandığım için bu gece rahat uyuyamadım. Uyuyamadım yüklem oluyor. Uyuyamayan kim arkadaşlar? Ben gizli özne. Ben niçin uyuyamadım? Hastalandığım için şuraya kadar zarf tamlayıcısı. Ne zaman uyuyamadım? Gece uyuyamadım zarf tamlayıcısı. Nasıl uyuyamadım? Rahat uyuyamadım arkadaşlar. Yine zarf tamlayıcısı. Peki nesne var mı bu cümlede? Nesne yok. Peki nesne alabiliyor mu? Onu uyuyamadım oluyor mu arkadaşlar? Olamıyor. Yani fiilimiz uyumak fiil arkadaşlar. Geçişsiz çatılı fiildir. Fiilimiz nesne alamıyor. Zaten cümlemizde de nesne açıkça yazılmamış. Haliyle D seçeneğindeki fiil arkadaşlar geçişsiz çatılı fiil oluyor. Cevap Denizli. Son bir sorumuz var. Bu soruyu da çözüp videomuzu sonlandıralım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Yani geçişli mi geçişsiz mi ona bakacağım. Bu soruda farklı bir yöntem izleyelim arkadaşlar. Adana açık kalan pencereyi yavaşça kapattı. Kapattı yüklem çekimli fiil. Onu kapattı oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. O zaman geçişli oluyor. Peki bebeğin, şöyle artı koyalım gelenlere. Bebeğin çorabını kardeşim giydirdi. Giydirdi yüklem çekimli fiil. Onu giydirdi oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. O zaman yine geçişli oluyor. Artı koyalım. Buz tutan gölün kenarına gittiler. Gittiler fiil çekimli fiil yüklem. Onu gittiler oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Bakın olmuyor. Dolayısıyla yüklemimiz, fiilimiz ne oluyor? Geçişsiz oluyor. Cevap Ceyhan. Bütün çekmeceleri özenle temizledik. Temizledik yüklem, fiil, çekimli fiil. Onu temizledik oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Dolayısıyla anlamlı oluyor. D seçeneğindeki fiilimiz geçişli. Bu şekilde sınavlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizler bir de ne yapalım şimdi? Cümleyi ögelerine ayıralım. Nesneleri bulalım. Açık kalan pencereyi yavaşça kapattı. Kapattı yüklem. Kapatan kim? O gizli özne. O neyi kapattı? Açık kalan pencereyi. Bakın zaten burada nesne açıkça yazılıyor. Belirtili nesne var burada. Geçişli. Bebeğin çorabını kardeşim giydirdi. Giydirdi yüklem. Giydiren kim? Kardeşim bakın. Özne. Kardeşim neyi giydirdi? Bebeğin çorabını. Belirtili nesne. Nesne açıkça yazılmış. Geçişli. Buz tutan gölün kenarına gittiler. Gittiler yüklem. Giden kim? Onlar arkadaşlar. Gizli özne. Onlar nereye gitti? Buz tutan gölün kenarına. Bakın zaten yeni nereye sorusu yer tamlayıcısını bulduruyor. Nesne bu cümlede yoktu. Geçişsiz çatılı cümle oluyordu. D. Bütün çekmeceleri özenle temizledik. Temizledik yüklem. Temizleyen kim? Biz gizli özne. Nasıl temizledik? Özenle zarf tamlayıcısı. Neyi temizledik özenle? Bütün çekmeceleri arkadaşlar. Yine neyi sorusu belirtti nesneyi bulduruyordu. Nesne açıkça yazılmış. Geçişli çatılı cümle oluyor. Sevgili öğrencilerim, fiilde çatı ile ilgili hazırlamış olduğum konu anlatım videolarının sonuna geldim. Ben hepinize hayatta ve sınavlarda başarılar diliyorum.